Evet, hepsine ayrıca iyi akşamlar. Ben 300 kişi görüyorum. Doğru mudur bu sayı hocam? Evet. Dolayısıyla 500-600 kişi. Evet, hep birlikteyiz. Ne güzel. Ne güzel. Hemen başlatıyorum şimdi onu da. Evet. Herkese iyi akşamlar. Sağ olsun Hakan hocam. Benim de çok değer verdiğim, kardeşim gibi gördüğüm ve çok ilginçtir. Bir iletişim problemi ve iletişim sıkıntısı sırasında tanıştığım ve gördüm ki aynı benim gibi düşünen, iletişime, insana, hayata bakışı çok benzeyen bir insan. Mesleki anlamda alanlarımız çok farklı olmasına rağmen kafa yapısı ve hayata bakış tarzı çok uyduğu için hatta bir ara az kalsın ortakta oluyorduk, değil mi hocam sanki? Evet Evet. hocam, aynen öyle. Bu teklifle geldiğinde beni bir başka yerde bir programla ilgili duymuş ve görmüş. Hocam bunu bizim ekibe de yapsak dediğinde ekibini anlattığında ya yani bir gönüllü platformda işte yüzlerce insanın bir araya geldiğini duyunca ben çok heyecanlandım. Tabii ki katkı vermek artık bizim boynumuzun borcu görev olarak gördük. Konuyu da ya aslında iletişim ama iletişimin başka şeylerle bağlantısını sağlayarak yani hep iletişim hep iletişim işte mesaj al mesaj ver değil de gerçekten insan hayatına dokunan kısmıyla iletişimi ele alalım dedik. Onu da biraz reklam olsun diye Hakan hocamla biraz üzerinde düşünüp farklı isimler koyduk ama bu hoş oldu dedi. Hocam sen nasıl diyorsun o zaman dedim. Bir sihirli anahtar var bu işin içinde. Ve bu sihirli anahtarla öyle kilitler açıyoruz ki belki hayat tarzımız, bakışımız, dünyaya işte yaşam için geldik ama mutlu olmak için de uğraşıyoruz ya. Onu açabilir miyiz acaba? Ondan bahsedeceğiz bu akşam. Ve çok mutluyum ki hani gerçekten böyle bir ekiple inanılmaz bir gönüllülük esasıyla cumartesi akşamı 200-300 kişinin bir arada olduğu bir durum anormal geldi bana. Ama bir taraftan da şunu anladım ki gerçekten çok hevesli bir ekiple karşı karşıyayım. Hoş geldiniz. İnşallah Hakan Hoca'nın dediği gibi süre konusunda biraz emin değilim ama şöyle önce kendimden bir bahsedeyim. Hakan Hoca çok kısa Karabük'te olduğumu söyledi ama artık 13 yılını Karabük'te geçirmiş. Geri kalan 47-48 yıllık hayatı, 38 yıllık hayatı dışarıda geçmiş bir insanım. Doğuştan itibaren ilkokul, ortaokul, lise, üniversite resimlerim. Sonra doktorayı bitirmiş, yardım doçent olmuş, doçent olmuş, profesör olmuş resimlerim. 50 yıl içinde bir değişim geçirmişim. Yaşam tarzı, bilgi, kültür, görgü, hayata bakış açısı. Tabii ki değişmek, gelişmek anlamına geliyor. Biz olumlu anlamda gelişmeye çalıştığımızı varsayıyoruz. Öyle olduğunu da söylüyorlar dışarıdan görenler. Son halimi de göstereyim. Yani zaten görüyorsunuz ama evli, dört çocuklu. O dört çocuğun yaklaşık 10 yıl önceki hali bu. Şimdilik de hocam iletişim fakültesinde ama İktisadi İdareler Fakültesi'nde işletme bölümünde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda fakültenin dekanıyım ama odak noktam hep iletişim oldu. Çünkü insan kaynakları yönetimi. Yani şu gözün hep odaklandığı, hep görmeye çalıştığı şey insan oldu. İnsanın mutlu olması için, başarılı olması için ne yapması gerektiğine hep odaklandım. Kendim de hep o yolda yürümeye çalıştım. Mutlu olduğum işi yaptım. Umuyorum siz de öylesinizdir. Umuyorum siz de öylesinizdir. Çünkü hani biliyorum ne kadar zor bir iş yaptığınızı. Şimdi sihirli formül falan, mutluluk falan dedik ama hepinizin belki aklından ilk geçen ya hocam onu bunu bırakın da şu sınıflarda bu afacanlara ne yapacağız? Bunlar ele avuca sığmıyor. Minicik bunlar. Valla öyle bir anahtar hani baştan söyleyeyim sihirli anahtar öyle vermem hemen zaten de. Onun dışında bir kere o sınıf ortamına yani okul öncesi eğitim ortamına asla girmem. O sizin uzmanlık alanınız. Ben biraz daha farklı bir boyuta iletişimin artık hani daha üst ergen ebeveynlerle falan o kısmına yani olgunlaşmış insanlar olan iletişim kısmına değinmeye çalışacağım. Çünkü o kısım sizin girdiğiniz kısım dünyanın en zor işi. Fakat hani onları söylerken dört çocuğumun resmini gösterdim. En büyüğü şu anda 26 yaşında. Dolayısıyla 26 yıllık bir profesyonelliğim de var o alanda. O kadar boşta değilim. Emeklilik vaktim gelmiş. Ve bir nokta da şu var hani bu tip profesyonel hayatta aynı sizin gibi 2019-2020 yılına kadar bütün çizgi filmleri, yeni çıkmış çizgi filmleri karakterleriyle, kahramanlarla birlikte özberlemek, öğrenmek zorunda kaldım. Ve tabii ki sizinki gibi bir profesyonellik değil. Bizim profesyonellikten elde ettiğimiz şey saygı, sevgi, hatıralar, onur, gurur. Yani sizinki gibi başka bir boyut değil bizimki. Peki o zaman hani
Çocuklar olmayacak, şu olmayacak, bu olmayacak, yetişkinler olacak. Odak noktamız. O konuda biraz bilgi alışverişi yapacağız. Yetişkin dediğimiz kimler? Ebeveynler, çocukları getirenler. Yani sizin okullarınıza, sınıflarınıza çocukları getiren ebeveynler, iş arkadaşlarınız, aslanınız, üstleriniz ve patronlar. Yani onlarla olan ortamlarda etkileşim, iletişim nasıl olmalı? Diğeri sizin, çocuklarla olan sizin profesyonel, ki şimdi Hakan Hocam bahsetti, bir kısmına ben de girmek isterim bu eğitimlerin. Çok hoş konular var. Benden öncekiler de çok güzel şeyler anlatmışlardır. Belki YouTube kanalınıza da abone olup oradan onları da seyredeceğim. Hakan Hoca bana bir saat içinde işte hem anlatım hem de soru cevap kısmı oldu olacak dedi ama ben çok emin değilim. O performansım sazı elime aldığımda biraz uzayabiliyor. Sıkılırsanız zaten sayının azaldığından anlarım ben. Hemen soru cevaba geçeriz. Şimdi hocayız. Mutlaka sınavla, testle başlayacağız. Sizin için hayatta ne önemli? Soru bu. Bir numara olmak mı iş hayatınızda? Yani profesyonel mesleğinizde en tepede, en bilinen, en üst seviyede olmak mı? Belki. Her ortamda başarılı olmak mı? Kriterler konulup onun üstüne çıkmak mı? Ya da gerçekten mutlu ve huzurlu deneyimler elde etmek mi hayatta? Şimdi temel konumuz zaten onun üzerindeydi. Mutluluk. Hepiniz burada olduğunuza göre o sizin ilgi alanınız, o kesin. O zaman doğru yerdeyiz. Hep birlikte doğru yerdeyiz. Şimdi epistemolojik anlamda kelimenin kökenine inmek, anlatmak istediğimiz şeyi öğrenmek açısından önemli diye düşündüğüm için şu mutluluk kavramı neymiş, kelime olarak nereden gelmiş, nasılmış? Önce İngilizcesine baktım, bir sıfat. 14. yüzyılda, yani 1300 küsürlerde ilk kullanılmaya başlanmış. Şanslı, kısmetli, hatta şans tarafından öne çıkartılan, avantajlı şartların ortaya çıkardığı durum falan gibi tanımlanmış. İyiye doğru dönmek, şans, kısmet falan diye hep iyi. Yani sıfat olarak bizim mutlu dediğimiz, mutluluk dediğimiz kavramı İngilizler böyle tanımlamışlar. İçin içinde şans var. Türkçe kökenli kelimelerde mutlu aslında normalde M ile başlayan çok kelime yok Türkçe'de. Öz Türkçe'den geldiğini düşünürsek. Ama sonuçta kullanıyoruz. Acaba kutludan mı geliyor? Hani kutlu mutlu olsun anlamında kutludan mı M ile dönüştürülmüş ki kutlu kelimesinin kökü de kut. Uğur, baht, talih, bereket gibi. Yani yine şansa dönüyor iş. Farsça'da yine bahtiyar, Arapça'da saadetten gelen mesut kelimesi. Hepsi kelimesine dair bir şansa, bir talihe bağlanıyor. Ama kutludan mutluya dönüş anlamında bir şeyler düşüneceksek tam aklımıza yatmıyor. Yani çünkü niye? Kutlu mutlu tabiri var ama hayırlı mayırlı olsun yok. Tebrikler mebrikler yok. Dolayısıyla aslında öyle olmayabilir. Bu bir teori. Yani mutlu kelimesi kutludan dönüşmüş olmayabilir. O zaman ne olur? Bir başka teori. Mutlu kelimesi acaba umutlu ummak kelimesinin fiilinden U'nun düşmüş hali mi? Bu biraz daha hoş. Çünkü hani umutlu olmak çok daha başka bir boyuta taşıyor bizi mutlulukla ilgili. Çünkü güçlü, ünlü, zengin, sağlıklı insanlar mutludur diye bir şart yok. Zayıflar, sıradanlar, fakirler, hastalar bile mutlu olabiliyor. O zaman şimdi şans bize mutluluk getiriyorsa bugün var, yarın yok. O da sıkıntı. Ama umut kelimesinden geliyorsa mutluluk hiç kimseyi kayırmıyor. Yeter ki siz yaşamak için istekli olun, hayattaysanız umut hep var. O açıdan baktığımızda mutluluk bize başka bir boyut getirdi. Mut kökünden ad halindeki o özlemlerin eksiksiz ve sürekli olarak yerine gelmesinden duyulan kıvanç, saadet anlamındaysa mut kelimesi çok daha başka bir noktaya gidiyoruz. Çünkü başka dillerde mutlu olmak için şans, talih gerekiyor ama Türkiye'de mutlu olmak için umut olması yetiyor ve umut da hepimizde var Allah'a şükür. Umut demişken unutmayın diye uçan at hikayesini, tabii uçan at deyince bilmeyeceksiniz de uçan at hikayesini bilir misiniz diye sor diye oraya not düştüm. Zamanın dehrinde eskiden padişahlık zamanlarında bu kafa kesilen idam o çok rahat olduğu dönemlerde iki tane hırsız yakalanmış. Padişahın önüne koymuşlar. Padişah da hemen demiş ki tiz kesin kellelerini uçurun gitsinler. Öyle deyince bir tanesi kafayı eğmiş hırsızlardan kabul etmiş. Ötekisi padişahım demiş. Padişahım bir dinleyin beni ne olur. Padişah dinlemeyecek ama hadi bakalım ne diyecek demiş. Sizin demiş bir atınız var ya demiş. Padişah hemen atını hayal etmiş. At o dönemki herkesin ağzında dilinde dolaşan çok güzel bir at. Padişah atını acayip hasta, acayip seviyor. Ne olmuş ki benim atıma demiş. Benim demiş bu idam cezamı demiş durdurursanız atınıza demiş uçmayı öğretirim. Padişah şöyle bir düşünmüş. At kendisi üstünde ve uçuyor. Yani hani
İdamlık bir suçlu. Ne kaybeder ki? Demiş ki tamam ama demiş yani ata uçmayı öğretemezsen öldürürüm seni, yine idam ederim. Yapamazsam demiş yine idam edin beni. Öyle deyince padişah tamam demiş, sana izin. Ama şimdi öteki yanındaki idama mahkum olan hırsız da şöyle dirsekle vurmuş ona. Ne uğraşıyorsun ki demiş, yani ne gerek var buna? Niye demiş öteki? Eninde sonunda idam edileceksin. Ama demiş, öyle ama demiş. Bak birinci ihtimal. Padişah ölebilir. Bu bir ihtimal, umut. İkincisi demiş, o süre içinde belki ben ölebilirim. Tamam demiş, ama üçüncü bir ihtimal daha var. At da ölebilir. Yani böylece padişah der ki tam uçmayı öğretiyordum, at öldü. Hatta demiş bir de dördüncü ihtimal var. O ne? Ya demiş ata uçmayı öğretirsem? Şimdi bizim durum biraz buna benziyor. Belki de o umut hep var olacak. Ata uçmayı öğreteceğiz. Ama güzel bir şey. Mutlulukla umut arasında bir bağlantı var. Peki bu mutlu olma durumunda o hırsızın yaptığı gibi biraz dalavereden, yalandan dolandan değil de bize en büyük araç, yardımcı olabilecek en büyük araç ne olabilir? Aslında iletişim becerimiz. Gerçekten hayatta şöyle bir bakın. Çektiğiniz sıkıntılara, düştüğünüz durumlara, ne bileyim ne koyarsanız işte, yani her türlü hayat içinde olan olayın aslında bir şekilde iletişimle bağlantısı var. Ve muhtemeldir ki biz o süreçte iletişimle ilgili durumda bir yerde küçük bir hata yaptık. Küçük bir hata, bizim işletmecilikte kelebek etkisi vardır. Kelebek, dünyanın herhangi bir tarafında bir kelebek kanat çırptığında başka bir yerde fırtına kopar diyor işletmeciler. Yönetim organizasyoncular. Aklı önce mantıklı gelmiyor. Kesinlikle hocam bir kelebek kanat çırptığında öyle şey mi olur? Vallahi oluyor. Niye? Şimdiye kadar yaşadığımız bütün finansal krizler bir kelebeğin kanat çırpışıyla oldu, onu söyleyeyim. Yani tabii kelebek dediğime bakmayın, başka şeyler var içinde, ama küçücük bir yanlış anlamanın ya da yanlış işlemin sonucu dünyanın başka bir bölgesinde çok büyük bir ekonomik krize neden oluyor. Yaşadığımız geçmişteki krizlerin bir kısmı Amerika'da birileri ev alıp ev borcunu ödeyemedikleri için. Bu arada ödüyorlar aslında da, bir kriz söylentisi çıkıyor, ödeyemeyecekler diye bir kriz söylenti çıkıyor. İletişim hatası bir sıkıntı. Biz burada ödüyoruz bunun ceremesini. Asya'da bir sıkıntı oluyor. Brezilya'da başka bir sıkıntı oluyor. Bize de düşüyor. Dolayısıyla yani öyle hor görmeyin, küçük görmeyin. Küçük iletişim hataları dünyayı yerinden edebiliyor. Çünkü doğru ve etkili iletişim kurabilirsek, etkili iletişim diyorum bakın, sadece iletişim demiyorum. Doğru ve etkili iletişim diyorum. Yani şu klasik hikaye, mesaj, işte ortam, iletim kanalı, alan kişi falan, onlar başka şeyler. O sadece mesajın bilimsel açıklaması. Ben işin doğru ve etkili yapılmasından bahsediyorum. Bunu yapabilirsek hayatımızın her alanında dünya tatlı bir şekere döner. Hani tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır. Yılan hala yılan. O risk var. Ama sonra tatlı dille yılanı kendini sokmayacak şekilde oraya getirip karşılıklı anlaşabiliyor musun? İş o. Bizim derdimiz biraz bununla ilgili. Ve güzel tarafı şu. Herkeste bu beceri zaten var. Hepimizde var. Ve üstüne üstlük daha da geliştirmek şansımız var. Eğitimle ya da diğer denemelerle. Neden iletişim? Çünkü bir başka boyut, insan ancak bu şekilde biz oluyor. Yani herkes ayrı ayrı kendi dünyasında mağarada tek başına yaşıyorsa bu iletişim seminerinin ya da sohbetin hiçbir anlamı yok. Ama hepimiz canlı varlık ve düşünen, zihnen, yeni şeyler keşfeden varlıklar olarak mecburen bir toplumun içindeyiz ve bu toplumla ancak iletişime geçersek, bağlantı halinde olursak biz oluyoruz. İşte o yüzden var olmanın tek karşılığı var, iletişime geçmek. Zaten iletişimde değilsen varlığın bile tartışma konusu oluyor. Bu arada sizin meslek, yani tam adıyla okul öncesi ya da erken çocukluk diyorsunuz, öğretmenlik, inanılmaz güzel bir meslek. Dört çocuğumu büyüttüğüm en güzel zamanlar işte o okul öncesi dönemlerdi. Okula başladıktan sonra çok şey öğreniyorlar, bildiğiniz gibi değil. Ben özgür bir bireyim, bana karışamazsın. Bu nasıl adalet? Karar verirken bana niye danışmıyorsunuz? Hep sizi öğretiyorsunuz bunları. Dolayısıyla çok özel, çok güzel bir meslek. Gelecek sizin elinize gerçekten. Çünkü o dönemde öğrenilen şey, siz bu işin bilimini biliyorsunuz, İnsan kişiliğinin %70, %80'ini oluşturuyor. Yani sizin elinizde bir millet, sizin elinizde bir dünya şekilleniyor. O yüzden eğer doğru yapıyorsanız, hem bu dünyada hem de inanıyorsanız, öbür dünyada sırtınız yere gelmeyecek. Çünkü çok dua alacaksınız. Ama sevmeden ve doğru olmadan yapıyorsanız, yani girip sınıflarda o asıl görevinizi, asıl mesleğinizi doğru şekilde yapmıyorsanız, hem psikolojik olarak bu dünyada hem de vebal olarak öbür dünyada çok büyük sıkıntı çekeceksiniz. O babalardan, ebeveynlerden biri benim, onu söyleyeyim. Bu arada 50 yıllık ömrümün
hatırı sayılır bir kısmı eğitimle, almakla vermekle geçti. Ve tabii ki hani kimse aldığı eğitimden ya da seviyeden dolayı zarar görmek istemez aldığı eğitim seviyesinden. O yüzden işinizi iyi yapıyorsanız çok dua alıyorsunuz. Öyle yapmıyorsanız, tıpkı siz de üniversitede kötü hocalarla karşılaştıysanız, benim profesyonel mesleğim, o hocalar hakkında ne düşünüyorsanız o düşünce oluşuyor ortada. Yani var, her meslekte iyi kötü var. İyinin çoğalması, kötünün azalması derdimiz. Herkes işini çok iyi yaptığında, aslında hani şu meşhur günün sıkıntısı, İstanbul Sözleşmesi'ne bile gerek olur mu? Hani değil mi? Çünkü erken çocukluk eğitimi dönemi kişinin bildiğim kadarıyla, okuyabildiğim kadarıyla bundan sonraki hayatını tamamen bir çerçeve içine alıyor. Yani benim bildiğim mesela erken çocukluk döneminde eğitim alan çocukların çok büyük bir kısmı üniversiteye gidiyor. Bu ne demek? Yani siz o dönemde üniversiteye gidebilecek insanları o anda bir kişilik çerçevesi içine alıyorsunuz. Muhteşem bir görev. Meslek zor. Şartlar inanılmaz zor. Yani yaptığınız işin karşılığını almak konusunda bir arkadaş fark ettim, Kıbrıs'tan katılıyor. Belki Türkiye'nin farklı bölgelerinden katılanlar da vardır. Büyük şehirlerde, küçük şehirlerde. İnanılmaz zor. Yani mesleki anlamda yaptığınız işte aldığınız para ya da işte ortam gerçekten kıyaslanamaz. Çok büyük emek veriyorsunuz ve çok küçük karşılık alıyorsunuz. Şüphe yok onunla ilgili. Ama hani şunu da biliyorum. Hocam şartlar zor. Mümkün değil. İşte ne kadar ekmek o kadar köfte. Ama öyle yapmayalım. Yani ben kendim de dahil hep bu tip serzenişlerde bulunanlara şunu söylüyorum. Ya bu kadar kötüyse, bu kadar şartlar zorluyorsa seni yapma kardeşim. Hani mesela birisi ben profesörlükten dert yanmaya başlarsam, yani o kadar konuşuyorsun, o zaman niye bırakmıyorsun der ve demeli. O yüzden hani bunu şöyle düşünelim. Profesyonel bir tiyatro oyunundasınız ve size bir rol verilmiş. Bana şimdilik profesörlük rolü, dekanlık rolü, işte bir taraftan babalık, eş, abi, kardeş neyse hep onların rolleri verilmiş. Ve bu rollerin hepsini bana verildiği şeyle, hani önüme konan senaryoyla bir şekilde en iyi şekilde oynamaya çalışıyorum. Bunu iyi oynarken hani bana tabii Erol Taş rolü de verilebilirdi ama o anlamda ne rol verildiyse o rolü etkin oynamak önemli. Erol Taş rolü kötü roldü ama kötü oynadığında bile iyi sanatçı olabiliyorsun. Sana ne rol? Ben rolü beğenmedim. Beğenmemek ayrı. O zaman tamam, başka role çıkabilecek bir kapasitede başka işi yapabilecek bir noktaya git. Hani öğretmenliği beğenmedim, profesörlüğü beğenmedim. O zaman etkili olacağım başka bir role soyun. Onun için altyapını güçlendir. Ha hiç insan sevmiyorsan bırak ziraatle uğraş, hayvancılık yap mesela, değil mi? Eğer şeyse. Yoksa bütün işler zor. Hani en basitinden birisini oturtun masaya, masada 2 ay sonra şunu diyecek. Ben rastladım öğrencilerimden. Bir işe girmek için benden referans istiyorlar, aracı oluyorum. Patrona, yöneticiye ulaşıyorum. Bu çok başarılı bir öğrenci, alın bunu diyorum. Aldıktan 2 ay sonra diyor ki hocam ben bunalımdayım. Niye? Hep oturuyorum diyor. Ya nasıl diyorum? O mesleğin diyorum oturulması gerektiğini biliyordun sen. Ha ne bekliyorsun? James Bond 007 seni ajan olarak bir yere mi göndereceklerdi? Yok. Altına araba da helikopter verip bir... Yok, böyle bir şey yok. Rolümüzü bilirsek, o role istekli gidersek sonuç ona göre olur. Yoksa kolay meslek ya da iş yok. Bir sınav daha. Yani boş durmayacağız. Üniversite hocası bir şey anlatıyorsa soru sorar. Hangi sizin için hayatta başarı anlamında destek olacak şey? Entelektüel zekanız mı, IQ mu yoksa duygusal zeka mı? Tabii siz kendi mesleğinizle ilgili olduğu için önce hemen B'ye doğru gittiniz ama hoca kıl. Hocanın sorusu kıl soru hocası. C şıkkı. Yani ne A ne B. İkisi birlikte olursa bir noktaya çıkabiliyoruz. Çünkü çok zeki insanlar karşıdakini anlayamıyorsa, algılayamıyorsa, kendisini onun yerine koyamıyorsa, o hisleri algılayamıyorsa aslında sadece zeki olarak kalıyor ve başarılı olmuyor. İkisini de etkili kullanırsa, yani zekası yüksek bir adam gerçekten karşıdakini de algılayıp, anlayıp, kendini onun yerine koyup empati de yapabiliyorsa sonuç çok başka noktaya doğru gidiyor. O zaman bu duygusal zeka dediğimiz şey de nelerle ilgili? Kendini tanımayla. Burada sadece çok kısa geçeceğim, iletişime atlayacağım. Kendini yönetmeyle, motive olmayla, işte karşıdaki insanın yerine kendisini koyabilme, empatiyle, duygudaşlıkla, sosyal yetkinliklerle ve iletişim becerisiyle ancak duygusal zeki olarak yükselebiliyorsunuz. Yetkinliğiniz artıyor. O zaman gelelim asıl konuya. İletişim dediğimiz o ve özellikle bir kısmı konuşma olan, etkili konuşma olan sanata. Şimdi konuşmaya diyorlar ki, görüşmeyle, danışmayla, müzakereyle sesli bir şekilde karşıdaki kişiye, topluluğa ya bir insana ya da bir topluluğa duygusunu, düşüncesini, olayını, gözlemini, dileğini, önerisini aktarmaya çalışması sözle. Konuşma dediğimiz şey bu. Ama sadece öyle bakmayalım. Çünkü Mahatma Gandhi'nin çok inanılmaz vurucu bir sözü var. Daha kısasını da söyleyeceğim.
Diyor ki Mahatma Gandhi, söylediklerinize dikkat edin. Yani konuşmalarınıza dikkat edin, düşüncelerinize dönüşür. Düşüncelerinize dikkat edin, duygularınıza dönüşür. Duygularınıza dikkat edin, davranışlarınıza dönüşür. Davranışlarınıza dikkat edin, alışkanlıklarınıza dönüşür. Alışkanlıklarınıza dikkat edin, değerlerinize dönüşür. Değerlerinize dikkat edin, karakterinize dönüşür. Karakterinize dikkat edin, kaderinize dönüşür. En başta söyledikleriniz, en sonunda kaderiniz oluyor. Bakın çevrenize, sürekli olumsuz, sürekli kaba, sürekli küfür eden bir tip söyledikleri döndüğüne kaderi de aynı oluyor. Nazik, anlayışlı, insanlara destek olan, bakıyorsun ki adamın yaşadığı hayat da öyle. Tabii uç noktalardaki hani çok şeye girerseniz hepimizin başına kötü şeyler geliyor ama genel anlamda bahsediyorum. Bunu Hazreti Mevlana ne diyor daha kısası? Ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün diyor. Şimdi söylediklerimiz kaderimiz, olduğumuz gibi göründüğümüz ve hani yaptıklarımız söylediklerimiz. Hepsine dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim özellikle hani bizimki gibi bir coğrafyada yaşayan, işte %99'un Müslüman olduğunu söyleyip ki öyleyiz diye düşünüyoruz ama hani o zaman söylediğimiz ne, yaptığımız ne, kaderimiz ne? Biraz bununla ilgili toplumsal anlamda ve bütün yük sizin üstünüzde şu anda, onu söyleyeyim. Çünkü bana 17 yaşında gelen bir genci, bir delikanlıyı ben artık ne kadar şekillendirebilirim? Yani ağaç yaşken eğiliyor ya. Ancak ona, karşıdaki insana belki, o da belki hoşgörülü olmayı öğretebilirim. Çünkü ben de biraz geç öğrendim bu hoşgörü durumunu. Geç olarak en fazla hoşgörüyü öğretebiliriz. Onun dışında her şey şekillenmiş, değerler oturmuş, çerçeve çizilmiş. Sizin elinizdeyken, o yaşlarda çiziliyor bu. Görev size düşüyor. Tabii konuşma aslında psikolojik ve fiziksel bir süreç. Çünkü yaptığımız şeyler fiziksel, el hareketleri, gülümseme, jestler, mimikler falan fıstık ama aslında bir taraftan da zihinsel de bir şey yapıyoruz. Yani psikolojik anlamda da altyapısı var bunun. Ve bir ön yargıyla başlıyor aslında bütün konuşma. Tıpkı benim şimdi yaptığım gibi, bu arkadaşlar benim anlatacaklarımla ilgilenecekler diye ön yargıyla başlıyorum. Siz de konuşmaya başladığınızda karşıdaki beni dinleyecek, buna ilgi duyacak diye başlıyorsunuz. Konuşmanın temel altyapısı, psikolojisi bu. Bunun dışında dedim ya, şimdi psikolojik boyutu var. Düşünmeden mutlaka konuşmaya başlayamıyorsunuz. Altyapısı birkaç salise de olsa, insan beyni inanılmaz bir güç. Yani onun karşılığı bir bilgisayar yok şu anda dünyada. Öyle bir güç ki anlık saliselik nöronların çatışması, çarpışması ve bağlantılarıyla siz hemen konuşmaya başlayabiliyorsunuz ama altyapısında kesinlikle düşünce var. Hani insana özgü olan önemli bir özellik. Allah'ın insana bahşettiği en önemli özellik. Düşünebilme, düşündüğünü aktarabilme, yeni şeyler öğrenebilme ve üst seviyede bu. Aristo diyor ki, konuşma sanatını bilen adam düşündüklerinin hepsini söylemez. Ama söylediklerinin hepsini düşünür de söyler. O da önemli bakın. Her şeyi konuşma ama düşündükten sonra söylemeye çalış. Konuştuğun her şeyi düşünerek söyle. Çok ilginç bir ölçü. Bizde de var benzer ölçüler. Yani söylemeden önce düşün, mutlaka söyleyeceğini iki kere düşünerek söylemeye çalış. Aklından bir sürü şey geçiyor olabilir ama hepsini mutlaka karşıya aktarma derdinde olma. Sokrates'te konuş ki kim olduğunu söyleyeyim diyor. Biz de ne diyoruz? Arkadaşını söyle bana, sana kim olduğunu söyleyeyim. Hani gerçekten bu bağlantılar önemli. Tıpkı işte çevrendeki 5 kişinin ortalaması kadarsın diyorlar yani. Son modern sözler. Çevrendeki 5 kişiyi say. 1-2 Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma. Hepsi acayip tipler. O zaman sen de acayipsin. Hepsi çok problemli tipler. O zaman sen de problemlisin. Hepsi çok, işte sen de olsun o zaman. Dolayısıyla aslında Allah'ın bize sunduğu en önemli armağanlardan birisi konuşmak ve konuştuğumuzu düşünerek konuşmak. Çok büyük bir armağan. Zaten aksi mümkün değil. Hani düşünmek diyoruz ya, aklın ürettiğini konuşmadan başkasına aktaramayız da. Hani telepati henüz gelişmedi. Beyin okuyan cihazlar duydum, gördüm. Bazı belgesellerde biliyorum. Ama sadece hareketi algılıyor beyin. Hani beyindeki o nöronların hareketini algılıyor. Ne diyeceğimizi, ne ürettiğimizi gösteremiyor. Ha, bundan 30 yıl, 40 yıl sonra onu da hayal edebiliriz. Beynimize takılan bir cihazla biz karşımızdakini hiç konuşmadan fikri ileteceğiz. Ben 10-15 yıl önce anlattım bunun hikayesini. İşte kulağımızın içine şuraya arka tarafa bir çip takacaklar. Biz görüşmek istediğimizde cep telefonu falan kullanmayacağız 15 yıl önce. Cep telefonu yeni çıktığında orada hatta dokunmayacağız bile, hissedeceğiz sadece. Diyeceğiz ki ben işte Mustafa Hoca ile görüşmek istiyorum diyeceksiniz. O cihaz beyin dalgaları bana ulaşacak ve ben diyeceğim ki yok şimdi meşgulüm, daha sonra görüşelim diyeceğim. Hani bilmiyorum öyle olur mu? Bir başka nokta, konuşmayla ilgili mesleki hayatımızda öyle ya da böyle hepimizin, yani hiç konuşmayan birisinin bile
başarı için ya da toplum içindeki yerini sağlamlaştırıp rolünü etkili hale getirebilmesi için konuşmaya ihtiyacı var. Yani öyle ya da böyle iletişime geçmeye ihtiyacı var. Bu da başka bir noktası. Ve işin kötü tarafı mı diyeyim? Konuşmayla sadece güzel işler yapılmıyor, iyi işler yapılmıyor. Özellikle son yıllarda biliyorsunuz profesörleri bile kandıran dolandırıcılar var. Çok donanımlı adamlar. İkna ediyorlar konuşmayla. Çünkü zeka ve yetenekler iyiye kullanıldığı gibi kötüye de zarar vermek için de kullanılıyor. Ondan da bahsedeceğiz. Yani her iletişime geçtiğiniz adam, her konuşmaya başladığınız karşınızdaki kişi ya da topluluk iyi niyetli olmayabiliyor. Bunu da yaşayacaksınız iletişim sürecinde. Tabii konuşma bir mucize dedik. Ve hani anlaşılamamanın temelinde de ya da yanlış anlaşılmanın temelinde de tartışmaların, problemlerin hatta savaşların temelinde de konuşma yatıyor ya da konuşamama yatıyor. Bunu bir başka örnekle İkinci Dünya Savaşı sırasında savaş bitmiş aslında anlaşma imzalanmış bir Almanya'da Fransız kasabasında kuşatma altında onların haberi olmuyor. Daha doğrusu taraflardan bir tarafın haberi olmuyor. Çünkü onların bağlantısı kesik, iletişimleri yok. Diğer taraf diyor ki tamam anlaşma imzalandı, savaş bitti. Savaş bitti, savaş bitti diyor ama kendi dilinde söylüyor. Öteki taraf da kendi dilini bildiği, öteki tarafı diğer dili bilmediği için oradakilerin hepsini öldürüyorlar. Savaş bitti dedikleri halde. Ve en son ölümler, İkinci Dünya Savaşı ölümleri bu iletişimsizlik yüzünden oluyor. Dili bilmemek yüzünden, derdini anlatamamak yüzünden gerçekleşiyor. Öyle de biliyorsunuz yani. Evet, Lord Byron diyor ki iyi konuşabilme yeteneği Tanrı vergisi olmaktan çok çalışmakla elde edilir diyor. Çok güzel. Hani ve dönemin en ünlü İngiliz şairlerinden aynı zamanda düşünür bir adam. Doğar doğmaz lord olmuş ama öyle ilginç oluyor onlar. 7 yaşındayken lord olabiliyorlar. Ama çok okumuş, çok gezmiş o dönemde. O dönemin en hakikaten bütün dünyayı gezen bir tip neredeyse. Güzel bir şey söylüyor ve kendisi de zaten ilk başlarda çok iyi konuşamadığını bildiği için Tanrı vergisi olmaktan çok okuyup yazmak ve gözlemlemekle ilgili çalışarak elde edilir diyor. Bu çok önemli. Günlük konuşmalarda eksiğimiz var mı? Var. Sıkıntı çekiyoruz, çekiyoruz ama denersek, çabalarsak ve kendimizi biraz daha üst seviyeye çıkmak için eğitim alırsak ya da uğraşırsak kesinlikle üst seviyeye çıkabiliyoruz. Konuşurken zaman zaman tabii ki sıkıntılar yaşıyoruz. İstediğimiz şeyi elde edemiyoruz. Hatta konuşmanın kendisi buna engel oluyor. Yani öyle bir sözcükle, öyle bir tonlamayla, öyle bir yüz veya işte mimikle ya da başka bir şeyle giriyorsun ki iletişime, konuşmaya tam tersi sonuç alıyorsun. Ve hani doğuştan gelen değil onu biliyoruz. Çünkü birçok hatip ben de dahil olmak üzere yani o resimleri gösterdim ya o ilk okuldaki resmimde düzgün konuşamıyordum. Çok net hatırlıyorum. Hatta ikinci sınıfa gelinceye kadar da bazı kelimeleri ve bazı harfleri söyleyemiyordum. Ve benimle dalga geçiyorlardı o dönemde. Ondan önceki hayatımda 3-4-5 yaşına kadar gelişimde de yani tam erken çocukluğa giriş dönemi, sizin elinize düşme dönemi diyeyim. Hiç konuşmamışım. Ağzımdan hiçbir şey çıkmıyor. Annem doktorlara, uzmanlara götürmüş, hocalara götürmüş. Kurşunlar dökülmüş. Tık yok. Doktor demiş ki bacım uğraşma ya bu çocuk konuşmayacak. Yapacak bir şey yok. Öyle kaldı. Ama sonra birinci sınıfta yanlış konuşan, dalga geçilen ikinci, üçüncü sınıfta toparladım. Sonra da tabii başka sebepler de var da onu daha sonra başka bir ortamda anlatırız. Kendimizi geliştirmenin tek yolu oydu çünkü fiziksel olarak berbat durumdaydık. Tek dil ve zeka ile geliştirebiliyordum. Etkili iletişim, iyi iletişim. Mutlaka düşünceyi gerektiriyor. Düşünmeyi, çok okumayı ve gözlem yapmayı. Kim nasıl etkili iletişim kuruyor? Ne yaparken? Nasıl yaparken? Aslında bir şarkıyla girecektim. Meşhur. Ne diyor? Ne yaparsan yap, aşkla yap. Devamında ne diyor? Ne dediğin değil, nasıl dediğin olay. Yani bu nasıl dediğini iyi yapan adamlar bu işi nasıl yapıyorlar? Gerçekten iyi gözlemle ortaya çıkıyor bu. Çok güzel bir şarkı. Dinleyin onu. Ve bu arada karşıdaki yani konuşacağınız, iletişime geçeceğiniz, sizi dinleyecek olan kitleye ya da kişiye mutlaka bir şeyler araştırarak gidin karşısına. Bir bilgi sahibi olun. Ve hani mutlaka hepimizin içinde var. Ben de heyecanlandım şimdi bu arkadaşlarla sohbet edeceğim diye. Bu heyecan güzel bir heyecan. Beni mutlu eden, benim enerjimi artıran, motivasyonumu yükselten bu korku olacak. Yani o adrenalin dediğimiz kimyasal şey salgılandığında güç ve enerji artıyor onu söyleyeyim ama belli bir noktaya kadar. Çok arttığında artık sistem kilitleniyor. Ona hakim olmak, onu bir şekilde üstesinden gelmek, yönetmek gerekiyor. Bu da neyle? Konuşmayı planlayarak, hazırlık yaparak, bilgi açısından kendinizi üst seviyeye çıkartarak ve dili çok iyi kullanarak. Bu işte okumayla ve gözlemle de biraz ilerliyor. Ses tonlamalarını, telaffuzları, cümleleri, kuruş şeklinizi,
Bir taraftan da şimdi bakın, tamam yarımızı göstermiyoruz ama beden dilini de iyi kullanmak gerekiyor. Yani jestler, mimikler, el hareketleri. Bu arada el hareketlerinin temel şeyi, karşıdaki insanı iş içine çekmek gibi gözükse de aslında anlatıcıyı daha etkili ve kolay anlatmaya da yeterli şekilde destek oluyor. Onu söyleyeyim. Bu bilimsel bir çalışma. Yurt dışında yapılmış. Üniversite seviyesinde olan ve yaklaşık aynı zihinsel kapasitede olan insanlara iki deney yapmışlar. Hiç görmedikleri, bilmedikleri bir metni verip önlerine demişler ki asla elinizi, gözünüzü, kaşınızı oynatmadan bu metni okuyacaksınız. Metin de uzun bir metin ve içinde çok fazla şey var. Yeni kelimeler ve teknolojik kavramlar var. İlk okuduklarında ortalama 20-30 defa takılmışlar. Ellerini, gözlerini hiçbir şeyle oynatmadıkları için. Başka bir aynı ekibe, başka teknik terimlerle dolu bir başka metin verildiğinde bu sefer serbest bırakmışlar. Yani jestler, mimikler, el hareketleri yapabilirsiniz diye. Bu sefer hata yapma sayısı çok azalmış. 5'lere 6'lara düşmüş. Yani aslında sadece karşıdaki dinleyici işin içine çekmek değil, konuşurken de rahat anlatmayı sağlıyor bu beden dili. Önemli. Kelimelerde de doğru kelimeleri seçmek iyi iletişimin önemli. Çok samimi bir ortamda kullanacağınız bir kelimeyi başka bir ortamda kullandığınızda itici olursunuz. Çok samimi bir ortamda kullanmanız gereken tersi olan bir şeyi de resmi ortamda kullanmanız gereken bir cümleyi ya da kelimeyi de samimi ortamda kullanırsanız yine itici olursunuz. Dolayısıyla seçmek çok önemli. Bu da tecrübeyi gerektiriyor. Bunun dışında konuşmacı konuşmasını yaparken kimliğinden, kişiliğinden, alışkanlıklarından kaynaklanan çok ciddi şeyler sunar karşıdaki insana. Bunun bir kısmı bozukluktur. Çok kısa üstünden geçeceğim. Bunu daha sonra Hakan Hoca aracılığıyla size ulaştıracağım için konuşma metnini. Hocam hazırlarsan dedi. Bu size faydalı olacak ama çok üstünde durmayacağım. Bir kere kendine güven duymamak büyük bir sıkıntı. Kişilikten kaynaklı. O zaman hep hata yapacağımı düşünerek zaten ister istemez hata yaparsın. Henry Ford diyor ki başaracağına inansan da diyor, başaramayacağına inansan da diyor, ikisinde de haklı çıkarsın diyor. Yani o psikoloji, kendine güven duymama psikolojisi, başarmayacağım diyorsan başaramazsın. Başaracağım diyorsan yarısını halletmişsindir zaten. O yüzden güven duygusu önemli. Kendini aşırı beğenmişlik tam tersi. Aşırı korku, aşırı güven. O da o beğenmişliğin getirdiği konuşmacıyı ciddiye almama, o kibirli ortama girme duygusu yine konuşmacıyı diğerlerinin gözünde başka bir seviyeye çeker ve iletişim çok ciddi zarar görür bundan. Bencil olmak bir başka sıkıntı. Hayatta başka şeylerde bencil olabilirsiniz ama iletişimde bencil olduğunuzda hep ben konuşayım, hep beni dinlesinler, hep benim fikirlerime saygı duysunlar. Bu bir noktadan sonra artık sizin iletişiminizi bitirir. Sürekli övünmek. Ben şunu yaptım, ben bunu yaptım, ben onu yaptım. Tamam sen yani öyle düşün yine ama hep kendini öyle anlatma. Konuşmanın merkezi, iletişim merkezi sen değilsin. Ona dikkat et. Bu ciddi bir bozukluk olabilir. Boş konuşmak, gevezelik etmek seviyoruz. Boşboğazlık, herkese her şeyi anlatmak ciddi bir kusur, gereksiz şeylere girdiğimiz için. Çok sevdiğimiz bir başka nokta dedikodu, çekiştirme. Hele ki bizim dinimizde yani diyor ya kardeşinin etini mi yemek istiyorsun? Hani hadis-i şerifte değil mi? Mümin kardeşinin etini yemek kadar aşağı bir seviyede. Dolayısıyla o da bir sıkıntı. Çünkü benim hakkımda ne düşünüyorsun? Başkası hakkında bana bir şey diyorsan benim hakkımda da başkasına bir şey diyeceksin. Seviyoruz alay etmeyi, dalga geçmeyi ama iletişimde çok büyük sıkıntı yaratıyor. Çünkü bugün onunla alay eden, güldüren yarın mutlaka bana yapar. Çok çevremizde gördüğünüz sıkıntılı davranış kalıplarından. Aşırı sert olmak, kırıcı olmak. Dolayısıyla bu ölçüyü doğru tutturamıyorsanız yine bir iletişim sıkıntısı, davranış bozukluğu. Konuşmalarda karşıdaki kişi konuşuyorken onu hiç dinlememek, hiç ilgi göstermemek çok ciddi problem. Zaten çocuklarda bile siz yaşıyorsunuzdur bunu. Çocukla bir an için ilginizi kaybettiğinizi hisselerse çocuk hemen yakanıza yapışır. Kolunuzdan bacağınızdan çek, öğretmenim beni dinle diye çekiştirir sizi. Dolayısıyla çocuk bile anlıyorsa diğer iletişim kurduğunuz insanlar daha etkili anlarlar ve iletişim biter. Sürekli sözünü kesmek, sabırsızlık göstermek, araya girmek, itiraz etmek sıkıntı. Biraz zaman tanımak çok daha mantıklı. Bu anlamda bu davranışa hiç meyletmeyelim. Bir de bir başka sıkıntı her şeyi kestirip atmak. Bu kesinlikle böyledir. Benim dediğim gibidir. Başka da bir şey kabul etmiyorum dediğin zanda zaten karşıdakinin iletişime geçme gibi bir şansı kalmıyor. Her şeyi baştan bitiriyorsunuz. Bu da yanlış bir davranış. Dolayısıyla hani bu anlamda doğru bilgini söyle ama bunu karşıdakini incitmeden ve ona da bir söz hakkı vererek yapmakta fayda var. Sataşmak, karşıdakinin kişiliğine onur kırıcı bir şekilde sataşmak çok ciddi bir problem. Küçücük çocuklar bile alınıyorlar ve haftalarca konuşmuyorlar siz biliyorsunuz. Ama maalesef biz bunu meclisimizde bile tam çözememişiz. Küçük çocuklara öğretmeye çalışalım ki onlar yarın bir gün vekil olduklarında
Hala bu sahneleri seyrediyor olmayalım inşallah. Samimiyetsizlik, yapmacıklık, çok karşıdaki insan eğer bunu algılarsa artık sizi çok hafife alır, hiç dinlemez. Bunun dışında daha sert bir durumda kavga etmek ya da tehdit etmek tamamen zaten iletişimin bittiği noktadır. Orada başka bir şey başlar. Yani kaba kuvvete başvurduğunuz anda bu zaten hani adından bile bahsetmemek lazım. İletişim değil. Tamam. Şimdi konuşmadan bayağı bahsettik. En önemli aracı olarak kullanacağımızı biliyoruz. Konuşmayla ilgili de aslında iki temel şey var. Yani iletişimde konuşmak aslında bir taraftan da dinlemeyi gerektirir. Ki konuşmaktan bahsettik. İşin dinlemek boyutuna geçelim şimdi. Yani hep konuştuk. Hep konuştuk işte zaten bozukluklar da vardı bununla ilgili. O zaman aslında psikolojik bir durumdur bu. Karşıdaki insanı iletişim noktasında en çok etkileyen durum ilgilenildiğini ve dinlenildiğini anladığı andır. Bakın birisini etkilemek istiyorsanız onu şöyle koyun elinizi. Böyle ilgiyle dinleyin. Bu karşıdaki insana öyle bir psikolojik etki yaratıyor ki ya ne kadar güzel insan, ne kadar iyi insan, bak benimle ilgilendi falan diyor ve otomatik olarak ilgileniyor. Bu sadece o işin psikolojik kısmı değil. Bir başka boyutu dinlemezseniz adamı ne anlattığını anlamazsınız. Ha, dinlemek sadece duymak değil ondan da bahsedeceğim. Yani şimdi şöyle koydum kafayı bizde öğrenciler çok yapıyor onu. Böyle melül melül bakıyorlar bana derste. Anlasa evet diyorum arkadaşlar fikri olan kafayı sallıyor. Şimdi uyandı yani. O başka o sevgilisinin yanındaydı. Geçen seneki tatildeydi. Aşkını anlatıyordu. Şiir yazıyordu. Şimdi öyle dinlemek de değil. İnsan bir başka mezunum şunu söyledi bana. Aslında söylediklerinin anlaşılması kadar söylemediklerinin de anlaşılmasını ister. Dinlemek biraz bu boyut aslında. Yani sen ben dinliyorum diyorsun. Duyuyorsun. Ama o sana diyor ki mesela hani işte eşiniz, çocuğunuz, kardeşiniz sizinle iletişime geçiyor. Hanım diyor ki işte komşu diyor şeyi değiştirmiş. Koltuk takımını değiştirmiş. Sen şey dinliyorsun onu melil melil. Ha öyle mi? Ne almışlar? Koltuk takımı almışlar. Ha iyi o zaman. Çok güzel olmuş diyor hanım sana. Ha iyi o zaman tamam. Aslında sana söylemediği bir şey var senin duymanı istediğin. Ve sen onu anlaman gerekiyor aslında. Hani kulağı böyle göstermez malum. Kadınlarımız biraz şöyle gösterirler. Yani bizim koltuklar da eskidi. Ne zaman değiştireceğiz? İşte veya birisi mutfağı yenilemiş. Ya geçen gittim işte Ayşelerin mutfağı ne güzel olmuş. Mutfağı yenilemişler. Aa ne güzel iyi güle güle kullansınlar. Ama çok güzel olmuş mutfak. İşte ben dinliyorum duyuyorum da iyi ne güzel güle güle kullansınlar ama çok güzel olmuş mutfak. Yani bu şu demek ya biz de mutfağı yenileyelim demek anlarsan eğer. Söylenmeyenler de dinleyeceksin anlayacaksın. Bizim durumumuz bu. Dinlemek çok önemli. Dinlemekle ilgili bir hikaye anlatayım. Güzel bir hikaye. Ben okudum da çok gülmüştüm. Şapka satarak geçinen artık Afrika veya Güney Amerika diyelim o bölgelerde ya da Hindistan civarında diyelim. Çünkü olayı öyle bağlayacağım. Hindistan'da diyelim şapka satarak geçinen bir adam köy köy gezermiş bizim çerçiler gibi. Gittiği köylerde şapkasını satar ondan sonra öbür köye geçermiş. Bir gün çok sıcak bir gün işte sabah köyde birinde satmış öbür köye giderken hava çok sıcak. Demiş ki ya öbür köye gidene kadar bu güneş beni öldürecek. Şurada bir ağaç dibinde gölgede biraz dinleneyim demiş. Gerçekten şapkaları koymuş şöyle kafayı ağaca yaslamış gölgede dinlenirken içi geçmiş. Uyuyakalmış. Bir uyanmış ki bütün şapkalar gitmiş. Hiç etrafta şapka yok. Ya nereye gider bu şapkalar falan derken kafayı kaldırmış bir bakmış ki ağaçta bir sürü maymun. Maymunların hepsinin kafasında şapka. Allah'ım demiş ne yapacağım ben demiş ya kafayı kaşırken bir bakmış maymunlar da kafayı kaşıyor. Ya Türk demiş ne olacak bu işin sonu demiş o şapkalaşın. Bakmış maymunlar da böyle yapıyor. Tamam demiş adam çıkarmış kafasında şapkayı atmış yere. Bütün şapkaları maymunlar atınca hepsini toplamış. Tekrar yoluna devam edip şapkaları satmış. Aradan yıllar yıllar geçmiş. Bu adamın öldükten sonra torunu bu işi devralmış. Yıllar sonra. Torun da aynı bölgede yine şapka satarken aynı şekilde sıcak bir günde o da aynı ağacın altında uyuyakalmış. Hikaye bu ya. Uyuyakalınca bir uyanmış şapkalar gitmiş ama dedesi anlatmış. Dedesinden duymuş hikayeyi. Kafayı kaldırır kaldırır maymunları görmüş. Hemen kafayı kaşımış. Maymunlar kafayı kaşımış. Hemen tüh ya demiş. Maymunlar böyle yapmış. Sonra çıkarmış kafasına şapkayı yere atmış. Ağaçtaki maymunlardan biri yere atlamış. Adamın yanına gelmiş. Ağzına bir tane yapıştırmış. Bir tek senin mi deden var demiş. Olay bu. Yani eğer iyi dinlersen herkesin dedesi var. Dedesinden duyduklarını öğrenir. Bir maymun bile olsa işi çok başarılı şekilde iletişim sonucunda öğrendiği bilgiyi etkili kullanır. Dinlemek bu açıdan önemli. Bu açıdan önemli dinlemek. Şimdi dinlemeyi sadece duymak boyutunda olmasını bahsettik. Gerçekten dinlemek aslında edilgen bir eylem, edilgen bir faal. Çünkü ötekisi öyle koyuyorsun kafayı.
Anlatsın bana ne anlatıyor. Ama benim anladığım anlamda etkili şekilde dinlemek, ya bu adam ne anlatıyor? Zihinsel anlamda kafa dönüyor. Duygusal anlamda, göz anlamında, bakın 5-6 tane duyumla birlikte adamı dinliyorum. Olay bu boyutta olmalı ki o zaman gerçek dinlemek olur. Yoksa yani sadece ses dalgaları kulağa çarpar ama orada kim kime dumduma öbür taraftan çıkar gider. Bu aktif dinleyici ile ilgili biraz hani şeyler yazdım oraya. Gerçekten çok önemli aktif dinlemek. Buna bakın. Yani ben hani bir taraftan zamanı da etkili kullanmaya çalışıyorum. Bu benim bizzat çektiğim bir resim. Maraş'ın çok eski hali bu. Umut etmekle ilgili aslında oraya koyacaktım da. Umut etmekle ilgili hikaye anlatınca bu biraz geride kaldı. İşte bizim böyle insanlara ihtiyacımız var. Şakır şakır yağmur yağarken şemsiye açıp, bak Maraşlı bunlar, has Maraşlı. Yağmurdan korunma umuduyla gidiyor adamlar motosiklette. İnşallah ıslanmamışlardır ama fiziksel olarak, bilimsel olarak mümkün değil. Dinlemekten bahsediyoruz, aktif dinleyici olmaktan. Bu karşıdaki kişiyle mutlaka, o muhatabınız olan kişiyle göz teması mı kurarsınız, sözcüklerini mi tekrarlarsınız, ama hani bir şey yapmak gerekiyor. İnandırıcı olmak gerekiyor. Ama bakın 1960'lı yıllarda bir gazete haberi. Üniversite giriş imtihanları o kalka, zaten imtihan. Hani inandırıcı olmak lazım. Ben tabii bunu 2007-2008'de buldum ama 1960 küsürler. Yine diyorum ya, yani bakış açınız sizin farklı olabilir, paradigmanız farklı olabilir ama karşıdakinin de farklı bir varlık, insan olduğunu düşünerek ona da o izni verin, o hakkı verin. Tabii şey var, söylenilen sözler önce saçma gelebilir. Bak resimde ne diyor? Mescitli dinlenme tesisleri 100 metre geride, sağda. Önce çok komik geliyor. Trabzon civarında çekilmiş bir resim. Ama sonradan o işte o Lazların müthiş zekası. Tabelanın öbür tarafında ne yazıyor biliyor musunuz? Mescitli dinlenme tesisleri 100 metre ileride solda. Çünkü adam tabelanın arkası boş kalmasın istiyor. Bir de öyle umutlu ki 100 metre geriye dönecek adam. Yani dinlenme tesisi var kardeşim, döneyim de falan. O umut da var. Maraş'ta daha büyüğünde yaşadım, koymak istemedim Hakan hocam. 25 kilometre geride yazıyordu. 25 kilometre. Ama Hakan hocam bilir, belki duyanlar da olmuştur. Yeşil göz. Hocam Yeşil. onlar Trabzon'dan Yo gelenler. yo yo yeşil göz. Dünyada hakikaten sayılı yerlerden yeşil göz çok özel bir yer. Araştırırsın sonra, Kahramanmaraş yeşil göz diye yazın. Ev ödevi olsun. İnanılmaz güzel bir yer. 25 kilometre geri gidilebilir onun için. Kesinlikle geri gidilir. Ama sonra tabela kalktı. Yollar değişti. Ben onun resmini çekemedim. Aktif dinleyiciliğe devam ediyoruz. Her söylenen doğru mudur? En geç 1998'de Avrupa Birliği'nde tam üyeyiz. Tabii doğru olmayabilir. Aktif dinlersen bunu fark edersin. Yoksa adam haberi geçersen, o tamam giriyoruz ya dersin. Ondan sonra beklersin kapıda. Bu konsantrasyonla ilgili aktif dinleyici olmak, gerçekten en son kelimeye kadar bekleyin. Şimdi kendime de hazırlıyorum, en sona kadar bekleyin ki aman ha. Çünkü en sonda en önemli şeyi söyleyeceğim. Yani zaten sonların gücü diye bir şey var, ondan da bahsedeceğim. Tamam. Şimdi bir test yapalım bakalım. Sınav devam ediyor. Boşuna anlatmadık. Başkalarının dile getirdiğiniz şeyleri her zaman kesinlikle anladığını varsayıyor musunuz? Yani ben anlattım. Beni anladılar ya. Kesin anladılar. Ya da neyi iletmek, neyi dile getirmek istediğiniz konusunda çok netim ben, mantıklıyım diyor musunuz? Direkt. Hani evet hocam ben var ya. Ya da insanların dikkatini çekmeye çalışırken ara sıra onların ilgilerini ve ihtiyaçlarını gözetiyor musunuz? Ya da ama bana ne, ilgilenseler de ilgilenmeseler de ben anlatacağım, anlatırım, onlar da mutlaka algılar mı diyorsunuz? 2-3 tane daha var. Davranışınız bütün sonuç ve etkilerini kavrayamadığınız ya da iyi değerlendirmediğiniz için acaba yanlış bir izlenim de yaratıyor musunuz? Hani işte saçları başka, sakalı başka, bu ne biçim hoca lan falan gibi bir izlenim de yaratıyor musunuz? Konuşurken çok abuk subuk konuşup ya bu nasıl hoca dedirtiyor musunuz kendimle ilgili? Ya da sadece duymak istediğiniz şeyleri mi dinliyorsunuz? Hani annenin çocuğunun ağlamasını, ya bir çocuk mu ağlıyor falan diyor ya. Öyle bir seçiciliğiniz mi var? Ya da söylediklerinizden bir anlam çıkarmayı genellikle başkasına mı? Hani kulağa böyle mi gösteriyorsunuz?